Evet arkadaşlar, herkese saygılar, sevgiler, hürmetlerimi sunuyorum. Bir milli programda daha hep beraberiz, yine beraberiz. Yani çok sevmeyerek de olsa maalesef ki futbol olduğu için işte seyirlik. Ben şahsen seyirlik bahisler alıyorum. Sizlere de her seferinde, her defasında bunu tekrarlıyorum. Yani milli maçları alırken seyirlik alın. Hani bir alışkanlığımız var, oynama, kurt var abi. Kurt, kıçımızda kurt var. Oynamazsak bizi öldürecekler, sanki dövecekler. Dayak yiyeceğiz anasını satayım. Devamlı oynuyor. Ya aslında milli maçları oynamadan geçmemiz lazım ama işte dediğim gibi kurt var. Hafta sonu çok muazzam bir dönüş olacak. Ben şimdiden yine uyarıyorum. Hafta sonu dönüşünde dikkatli olun çünkü milli maç dönüşleri olacak. Aynı zamanda hafta içinde de Avrupa maçları var. Bunlara lütfen dikkatli olun. Şimdiden uyarayım. Gelelim maçlara, bakın şimdi yani sadece maçları yorumlamak üzerine yapacağım. Milli takım üzerine de yine bir şeyler konuşalım. Milli takım muazzam gidiyor. Bunun ana nedenleri nedir ne değildir? Bunu da öyle 3-5 böyle bir muhabbet edelim. Aradan çıksın değil mi? Şimdi arkadaşlar yani milli takım ilgili görüşlerimi soruyorlar, ediyorlar. Bak belirteyim. Yani ben Ozan'ın milli takımda ve Fenerbahçe'de değişmez oyuncu olduğunu zaten hep söylüyorum. Yani Fenerbahçe'de bir Ozan varken mesela Beşiktaş maçında Ozan'da başlamaması Erol Bulut'un faciaydı ki Erol Bulut ayrıldı. Emre takımın başına geçti. Fenerbahçe'de ben bunu söylediğim zaman insanlar benim üzerime hücum etti. Çok iyi hatırlayanlarınız olacaktır bunu. Fenerbahçeli kardeşlerimiz bize hücum ettiler ya falan filan. Şu an bak Fenerbahçe'nin hocası Emre Belezoğlu oldu. Ya zaten aslında Emre Belezoğlu oğlu Fenerbahçe'nin hocasıydı. Bak hiçbir şey değişmedi. Ön planda bak bu nedir biliyor musun? Bu olay şu. Emre Belezoğlu'nun bu olaya ısınabilmesi açısından bir kobay gerekiyordu ön planda ki ilk tepkiler Emre'ye odaklanmasın. Emre'nin krizi şu aslında. Orada Erol Bulut'u kullandılar. Erol Bulut yüklendi bu görevi. Başarılı olamadı. Olamaz da Fenerbahçe'de Emre de başarılı olamaz. Olamayacak da. Emre de yazık ediyor. Bence çok erken girdi bu işe. Ama o da şunu çok iyi biliyor ki Ali Koç'tan sonra yani anca Aziz Yıldırım'ın tekrar geriye gelmesi lazım. O da bir ihtimal. Bir ihtimal Fenerbahçe'nin başında devam etmesi için. Ali Koç veya Aziz Yıldırım'ın haricinde herhangi bir başkanla Emre Belezoğlu çalışamaz. Kimse de Emre Belezoğlu'yla çalışmaz. Bunun da altını kalın çizgilerle çiziyor. Emre de bunun farkında olduğu için böyle bir fırsatı kullanmak istedi. Bence hata. Bunu da tekrar altını çiziyorum. Yani Emre'den Fatih Terim yaratmaya çalışıyorlar ama bunu daha önce de olmayacağını söyledim, yine söylüyorum. Neyse gelelim biz konumuza. Milli maçlar, milli takımlar üzerinde de şöyle bir şey var. Şimdi inanılmaz şanslı bir Şenol Güneş, bak hocalığını kötülemek amaçlı söylemiyorum. Sadece kadro olarak elinde muazzam bir kadroya sahip ve bu kadroyu gerçek anlamda iyi kullanıyor. Yani abi Şenol Güneş'in en büyük, benim için en büyük özelliği, en büyük artısı ne? Şu, Şenol Güneş elindeki yüksek dozajda enerji dolu, pozitif olarak ve iyi bir kadroyu yukarıda tutmayı çok iyi biliyor. Yani ver Şenol Güneş'in eline Barcelona'yı. Bak Barcelona'yı devamlı şampiyon yapar. Ver Real Madrid'i, ver Manchester City'yi şampiyon yapar. Seviyesi yüksek takımları yukarıda tutmayı biliyor. Ama kötü tarafı da şu. Mesela o takımlar düşüş yaşamaya başladığı anda kaos ortamını Şenol Güneş yürütemiyor. Şimdi demem o ki muazzam bir milli takım var. Ya şimdi düşün ya, milli takımın kadrosuna bakın abi. Bütün kadronun yarısından çoğu, yani 11 kişinin 8 tanesi yurt dışında oynuyor. Ve yurt dışında oynayanların bak hepsi kafaya oynayan takımlarda oynuyor. Yani öyle abidik gubidik ya, Milan'da oynayan mı dersin, Liverpool'da oynayan mı dersin, işte Fransa'da şampiyon olan Lille mi dersin, abi Leicester City, ya her yerden oyuncu var. Ve hepsi yukarıya oynuyor. Yani böyle kalbur üstü takımlar değiller. Ve bunun artısını çok çok yani yerinde kullanıyor milli takım şu an. Ve milli takım bana göre 15 puanla ilk yarıyı bitirir elemelerde. Yani bu saatten sonra kaybedeceği takım yok. Norveç'i de yendikten sonra. Şimdi bu milli takım bu gruptan bence çıkar. Artık burada kaybedeceği tek maç Hollanda maçı. Eğer Hollanda'yı da ikili avarajda fazla kaybetmezse farklı, Türkiye buradan lider olarak çıkar bu saatten sonra. Çünkü burada puan kaybedeceği bir takım yok Türkiye'nin. Gelelim biz maçlara. Burayı da kısaca bir geçmiş olduk. Şimdi tek tek maçlar hakkında yorumlarımı yapayım arkadaşlar. Çünkü dediğim ya, yani oynanacak maç yok, cidden yok. Şimdi bak Azerbaycan Sırbistan. Şimdi bu maçta çok uzun uzun anlatılacak bir şey yok. Sırbistan Portekiz'den ekstra bir puan aldı. Bak ekstra bir puan. İnanılmaz bir geri dönüş yaptılar ama bu geri dönüşe önce Portekiz milli takımı izin verdi, sonra da hakem izin verdi. Ve bunu değerlendireceklerdir. Hata yapmazlar. Lüksemburg Portekiz. Portekiz aynı hataya bir daha düşmez. Bak Sırbistan maçında yaptığı hataya bir daha düşmez. Maçı ilk yarıdan kopartırlar. Rahat kazanırlar. Belçika Belarus maçında aynı şekilde Belçika da aynı hatayı bir daha tekrarlamaz. Burada mesela bir Galler Çekya maçı var. Bana göre Çekya iyi bir yapılanmaya gidiyor ama bu yapılanma hemen meyvesini verir mi onu bilmem. Ben burada sizlere önereceğim tercih, yani Galler çok böyle kapanan bir takım olduğu için yani 2.5 alt bence ideal. Bence ideal. Çok böyle fazla bir şeye girmeye gerek yok. Ama şöyle bir şey var. Ben milli maçlarda veya normal maçlarda alt
tercihini almıyorum biliyorsunuz. Gelelim bir sonraki maça. Tek tek maçları yorumlayayım istiyorum. Cebeli Tarık Hollanda. Şimdi bu maçın nesini yorumlayayım? Yorumlayacak bir şey yok. Hollanda kazanır demek için alim olmaya gerek yok. Karadağ Norveç. Bak bu maçta mesela gollü bir maç olur. 2.5 gol üstü çıkar. Türkiye-Letonya maçını, ya Türkiye bu saatten sonra kaybeder demek, affedersiniz yani müneccim şeyi yemek gibi bir şey olur. O da olmaz. Türkiye de kazanır ama oran bir şey vermez. Hırvatistan-Malta'ya ne diyeyim? Bak Slovakya-Rusya maçı da üst olur. Yani burada mesela bizim 2 tane maç çıkartacak olsak nasıl çıkartırız? Şöyle çıkartırız. Abi bir de bak şöyle bir şey var. Şimdi mesela geçen Çekya-Belçika maçında pandemiden dolayı Almanya dışına çıkamayan futbolcular vardı. Almanya milli takımı bundan çok muzdarip mesela. Yani pandemiden kaynaklı mesela kadrolar da çok eksik geliyor. Şimdi burada da bunlara da çok dikkat etmek lazım. O yüzden milli maçları oynamak bana göre şu an akıl işi değil. Bak net söylüyorum. Seyirlik kuponlar yapın. Seyir zevki olan maçlara bence kuponlar yapın derim. Mesela işte burada ne çıkıyor önümüze? Norveç maçı. Norveç maçına mesela 2.5 gol üstünde oynayabiliriz. Karadağ-Norveç. Birinci maçımız bu olsun. İkinci maçımız da Slovakya-Rusya maçı. Bu da 2.5 gol üstünde olur. Buna da 2.5 gol üstü alırız. Çekiliriz. 2 tane maçlık bir kupon yaratabiliriz kendimize. Yani onun haricindekilerin hepsi fasofiso. Yani çok böyle uzun uzun anlatılacak maçlar yok arkadaşlar. Çok keyifli maçlar da yok. Seyir zevki yüksek. Mesela yurt dışında bahis alan arkadaşlara şunu öneriyorum. Hep öneriyorum. Ya gol atan oyunculara bahis alın. Keyif yaparsın. Mesela işte Belçika'da gol atacak adamlar bellidir. Lukaku atar. İşte De Bruyne atar. Yani örnek vermeye çalışıyorum. Portekiz'e atacak oyuncular bellidir mesela. Ya örnek veriyorum. Felix Saver veya Ronaldo Ever veya işte Polonya'da Lewandowski gol atar gibi gibi. Yani bunlara oynamak daha keyifli bence. Bence buralara girerseniz daha keyifle kuponlar yaparsınız. Bütçenizi zaten saklayın. Hafta sonu ligler başlıyor. Hafta sonu bomba gibi yüksek oranlı maçlarla tekrardan geri dönüş yapacağız. Nisan ayına muazzam bir giriş yapacağız. Ve şu havalar ısınırken de güzel sıcak kuponlar, alev alev alan kuponlarla geri dönüşümüze imza atacağız arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yazdığımız gibi gelsin ama öncelikle sizlerin yazdığı gibi gelsin. Hepimize bol şanslar.